Vallahi rahat oldu. Yürümeyi unutmuşuz. Namazı kıldım, şöyle tur atıp döneceğim. Yani 6'ya kadar gezmeyeceğim. İyi oldu. Yani haftada bir defa olsun bıraksınlar artık bizi. Evde dizlerimiz kireçlenecek. Peki evde ne yapıyorsunuz bu süreçte? Evde ben emekli imamım. Hatim okuyorum. Bazı dini kitaplar okuyorum. Kitabım çok. Benim için bir fırsat oldu. Anneme babama hatim okudum. İyi oldu. Dolu dolu geçti. Bari gün geçiyor. Allah bir an önce bu salgından insanlığı kurtarsın inşallah. Oğlum var 32 yaşında. Ona sokağa çıkma serbest. Gidiyor marketten alıyor. Ben yazıyorum ona listeyi. O da geliyor. Ondan sonra geldikten sonra liste aldıklarını karşılaştırıyorum. Hepsini tam aldın mı almadın mı diye. İşaretliyorum. Parasına bakıyorum. Hesabı topluyorum. Kredi kartından geçeninle listedeki fiyat birbirini tutuyor mu tutmuyor mu onları kontrol ediyorum. Annem babam. Burada oturuyoruz. Karaşehir'de. Düğün çıkma şeyleri varmış. Babam dedi gidelim belediyenin önüne suyları bakaraktan. O da bunları germişler oturamadık. İşte buraya oturduk. Hafta içi ne yapıyorsunuz peki? Hep evdeyiz. Daha işte çıktığında zaman çık değilirse çıkıyoruz. Ondan gerisi evdeyiz. Peki ihtiyaçlarınızı nasıl karşılıyorsunuz? İhtiyaçlarımızı kız kardeşim, komşumuzun beyi var, arkadaşımızın o karşılıyor. Aylığımızı alıyor, yatıracaklarımızı yatırıyor. Annemin de öyle. İnşallah gider diye düşünüyorum yani. Eğer biz böyle uyarsak gider ama uyumazsak gitmez. Adım İhsan Durak. Mudurnuluyum. Buraya geldim, bir daire aldım. Dairede oturuyorum. Evden çıktık geldik, şöyle dedim, ben niyetim bunlara gelip geçerken elim ermez dedi. Otururduk, bir arkadaşından muhabbet ederdik. Şimdi bir geldik, her taraflar gelmişler. Ben de yaşlıyım, yaş 88. Anladın mı? Buraya azıcık oturam dedik, oturuyoruz işte şimdi. Evde Kur'an okurun, anladın mı? Namaz kılarız, vakti saatinde. İşte bu cami yok, cüme yok. Mahrum kaldık velhasılı. Ya beş vakını bırakmayan adam anladığımı önce evde kılıyoruz. Yaşım 78. Bugün işte bir izin çıkardılar. Çok şükürler olsun. Çıktık geziyoruz işte şöyle. Şuraları biraz dolaşıp tekrar döneceğiz. Saatimizde evimize gideceğiz. Peki hafta içi ne yapıyorsunuz? Hafta içi evdeyim. Anca böyle evin etrafına kadar bir çıkıyorum. Çünkü depresyon hastasıyım ben. Fazla kapalı kaldığım zaman şey olmuyor. Sıkıntı veriyor. Onun için evin etrafını olsun bir dolaşmam gerekiyor. Peki ihtiyaçlarınızı nasıl karşılıyorsunuz? İhtiyaçlarımı kendi kendim karşılıyorum. Kendim. Çoluk çocuk biri İstanbul'da biri Eskişehir'de. Ben kendimim burada. Hanım öldü. Ben kendi kendimi karşılıyorum. Sadece belediyede bir maske için bir telefon etmiştim. Bir maske getirdiler bana, işte o kadar. Başka bir ihtiyaç devlet tarafından bir şey almadım. Son olarak bu koronavirüs hakkında ne düşünüyorsunuz? Nereye gidiyoruz? Ne olacak? Vallahi ne düşünüyoruz? Ben de bir şey bilemiyorum. Kesin bir şey bilemiyorum. İşte açıklamalar yapan Kemalettin falan bir doktorlar var. İşte onların şeylerini takip ediyorum. Ne bileyim işte bayram sonrası inşallah bir feraha çıkacağımızı zannediyoruz ama neticede de tam ümitli değilim gene. Biz kendimiz, kendi kendimizi, mesafemizi, bilmem şey, tedbirlerimizi alsak olacak ama sokağa çıkma yasağı oluyor. Bakıyorsun biter bitmez vatandaşlarımız tamamen sokaklara üşüşmüşler. Ama kendi kendimizi korursak bu, herhalde devlete de yardımcı oluruz. Çabuk kısa zamanda da bu şeyden kurtuluruz. Vallahi ben evdeydik. Şimdi bir çarşıyı dolaştık. Noksanlarımızı aldık. Buradan Beyla pazarın içinden evimize gideceğiz. İkinin namazımızı kılacağız. Allah'a dua edeceğiz. Allah'ım şu sıkıntıdan kurtarın bizi diyeceğiz. Peki evde ne yapıyorsunuz bu süreçte? Anca hatim indiriyor. Ben ev işlerinden uğraşıyorum. Kadının işi biter mi? Ha makineden, bulaşıktan, çamaşırdan, temizlikten, çocuk çömlek yok, amcadan bendik tek başımıza. Peki ihtiyaçlarınızı kim karşılıyor bu süreçte? Sağ olsun arıyoruz. Yardımcı oluyorlar. Kızılay yemeğimizi getiriyor.
Vefa Destek Grubu karşılıyor. Şeyde Kızılay'da yemeğimizi getiriyor. Allah razı olsun devletimizden, milletimizden. Allah eksik etmesin. Memnunuz. İşte şöyle diyorduk biz, başka günler olsa bir şey ver artık pazar. Her taraf kapalıymış. 3 ay oldu biz aşağı yukarı ikinci çıkışımız. Mart 15'inden beri. İkinci çıkış. Şöyle Salih Çarşamba falan olsaydı. İhtiyaçlarımız yakında bir çıktım daha. Böyle de tabii zaman zaman biz yaşlara olsun yani bu işler. Bayağı bir bunaldık 2-3 aydan beri evde. İkinci kez oldu ama artık zaman biraz daha kısıtlı olduğu için bugün biraz daha uzattılar galiba. İyi şükürler olsun. İyi böyle. Peki hafta içi evde ne yapıyorsunuz? Evde ne yapalım? Oturup televizyon seyrediyoruz oğlum. Yapacak bir işimiz yok. Çocuğum var bir tane evde. 23-24 yaşında o karşılıyor işte. Ne yapalım? Biz, Allah kolaylık versin bize yarın Türk milletine. Allah kolaylık versin. Bizi musibetten en yakın zamanda kurtarsın. Tabii her namazdan sonra Rabbimize dua ediyoruz. Hafta içi de böyle bir şans olsun ister misiniz dışarı çıkma saat? Şimdi şöyle yavrum, havalar sıcak biraz. Yani bu sıcak bize göre değil. Çıkmak isteriz ama ne bileyim artık akşam saatlerinde mi olur, bu serinde mi olur, nasıl olur bilemiyorum ben onu. Akşam saatler bana göre daha uygun olur yani. Şimdi sıcak bayağı, ben yeni çıktım evden şimdi işte 15 dakika falan olmadı, 10 dakika. Bir dinlendim, devam ediyorum. Belediye önünü bir göreyim dedim şöyle. 2-3 aydan beri görmüyoruz. İçinde olmasını daha benim fikrim yani. Daha şimdi ufak tefek işlerimiz oluyor. Kendimiz görebilmemiz için. İşte benim biraderim, torunma ona gördü. O da gidip gelemiyor vesaire. Yani hafta sonunda değil de. Hafta içinde olmasın daha iyi olur bizim için, yaşlar için yani.